Beymer Tıp Merkezi hekimlerinden nöroloji uzmanı Doktor Nezihe Eren ve psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Cem Şengül bir konu bir konuk programına konuk oldu. Programda madde bağımlılığı ve bağımlılıkta çip tedavisiyle beynin manyetik uyarısı TMS konuşuldu. Psikiyatri uzmanı Doçent Doktor Cem Şengül madde bağımlılığının çağımızın en büyük sorunu olduğunu söyledi. Baktığımız zaman bir yandan böyle eski maddelerin kullanımı artarken bir yanda böyle yeni yeni sentetik uyuşturuculardan bahsetmeye başlıyoruz. İşte mesela bundan 10 sene önce bonsai, Jamaika gibi maddeler çok bilinmiyordu ama şimdi bu maddeler yeni yeni maddeler de ortaya çıkıyor. Yani laboratuvarda sentezlenen. O yüzden dünyada giderek artan bir durum. Tabii madde bağımlılığı eskiden daha çok uyuşturucu bağımlılığı olarak adlandırılırdı. Ama şimdi bütün dünyada biz daha hem bizde hem bütün dünyada madde bağımlılığı olarak adlandırılıyor. Bunun böyle adlandırılmasının sebebi maddelerinin bir kısmı insanda uyuşturucu etki yaparken bir kısmı da tamamen tam tersi olarak uyarıcı etki yapıyor. Yani beynin aktivitesini arttırıyor. İnsanın uykuya olan ihtiyacını azaltıyor. Enerji ihtiyacını azaltıyor. Böyle olunca tabii ki hem uyuşturucu hem uyarıcı maddelerden bahsedebilmek için ikisini bir arada kapsaması için madde bağımlılığı tabiri kullanılmaya başladı. Şengül madde bağımlılığı tedavilerinden bahsetti. Düzenli olarak ve sık aralıklarla muhakkak doktor, hekim tarafından ve bu işin uzmanı kişiler tarafından takip edilecek. Bunun dışındaki tedavi yöntemleri de kullanılacak. Tabii madde bağımlılığının tedavisinde neler yapıyoruz? Birincisi, yani bütün dünyada yapılan şeyler budur. Öncelikle kişiyi maddeden arındırma tedavisi dediğimiz tedavi var. İlk aşaması bu. Arındırma dediğimiz şey ne? Yani kişi madde kullandığı için o maddenin tandan temizlenmesi anlamına geliyor. Bu genelde bir hafta 10 gün süren bir süreç oluşturuyor en fazla. Yani maddeden maddeye değiştirmekle beraber alkol içinde bu böyle, eroin içinde böyle. Öncelikle maddenin bir temizlenmesi gerekiyor, vücuttan atılması gerekiyor. Burada bir destekleyici tedavi yapılması gerekiyor. Sonra ne yapmak gerekiyor? Kişinin tekrardan madde kullanmasını baştırmak, madde kullanma isteğini azaltacak ilaç tedavileri kullanmak gerekiyor. Bu aşamada aşağı yukarı bir haftadan sonrasında başlıyor, bir yıla kadar sürmüyor. Ondan sonraki aşaması da artık normal bir hayata kazanmış. Çünkü biz bir yıl boyunca madde kullanmamış bir bağımlıya artık iyileşmiş gözüyle bakıyoruz. Nöroloji uzmanı Nezihe Eren, TMS tedavisiyle madde bağımlılığının tedavi edilebileceğini anlattı. Destekleyici tedavileri yapmamız gerekiyor. Şimdi destekleyici tedavilerden birisi de transmanyetik stimülasyon dediğimiz bir tedavi usulü. Transmanyetik stimülasyon dediğimiz olay beynin belirli bölgelerinden orada bir manyetik uyarı veriliyor. O verilen manyetik uyarı beynin hangi bölgesine verilecekse o bölge tespit ediliyor. O tespit edilen bölgedeki sinirler ve de hücreler uyarılıyor veya inhibe ediliyor. Eren madde çip tedavisi ile ilgili de bilgi verdi. Çoğunlukla bunlar 10 günde başlayıp 20 güne kadar bu tedavi ediliyor. Yani tedavisi yapılan %100 mü değil. Bu bir tedavi usulü. Tabii. Tedavide ne kadar başarılı olursak çok daha mutlu oluruz ama bunun tabii bunu yaparken muhakkak psikiyatrist arkadaşlarımızla, psikologumuzla, hocalarımızla çok iş düşüyor hocam. Tekrar söylüyorum, Türkiye'nin en bu konuda Denizli çok şanslı. Yani bağımlılık ve psikiyatri konusunda çok değerli bir bilgileri var. Yani bu konuda onunla zaten arkadaşlarla da görüşüyoruz. Bu bilgilendirirsek buna böyle bir faydası var.